Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk mutfağının vazgeçilmezler arasında yer alan bir kebap tarifi paylaşmak istiyorum. Dışarıda yediklerinizden farksız, evinizde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ev usulü beyti kebabı, lezzeti kadar sunumu ile de göz dolduran, davet sofralarınıza çok yakışacak bu kebap tarifini sizler de mutlaka deneyin. Şimdi dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Öncelikle uygun bir kap içerisine 400 gram orta yağlı dana kıymayı alalım. Üzerine rendelenmiş bir orta boy soğan, rendelenmiş 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı dolusu biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı kekiği ilave edelim. Malzemelerimiz güzelce karışıncaya kadar köfte harcımızı yoğuralım. Ayrıca sevdiğiniz farklı baharatları da ilave ederek daha da lezzetlendirebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa 1 saat buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Şimdi 1 adet yufkayı tezgaha alalım ve ortadan ikiye katlayarak D şeklini verelim. Kenar kısımlarını hafifçe içe doğru katlayalım. Yufkamızın geniş tarafına iç harcımızın yarısını alarak uzunlamasına eşit olacak şekilde yerleştirelim. Burada kıyma pişer mi, çiğ kalır mı sorusunu soranlar olabilir. Hiç merak etmeyin, keserek pişirdiğimiz için içi çiğ kalmadan güzelce pişecektir. Kıymalı harcı yerleştirdikten sonra yufkamızı rulo şeklinde saralım. Çok fazla gevşek sarmayın, sıkı bir şekilde sarın. Aksi halde kestikten sonra dağılıp açılabilir ve istediğiniz görüntüyü elde edemeyebilirsiniz. Diğer yufkamıza da kalan kıymayı yerleştirip yine aynı şekilde hazırlayalım. Ben 2 adet yufka kullandım. Siz yufkalarınızın büyüklüğüne ve kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını artırabilir veya azaltabilirsiniz. Bu ölçülerle hazırladığınızda 2-3 kişi rahatlıkla doyacaktır. Yine dediğim gibi malzeme miktarlarını kendi istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız 2 adet ruloyu dilediğimiz büyüklükte verev şeklinde dilimleyelim. Pişirme kağıdından bir parça alarak fırın tepsisine yerleştirelim. Pişirme kağıdı sayesinde yufkalarımız tepsiye yapışmadan ve tepsi kirlenmeden kebabımız pişecektir. Dilimlediğimiz yufkaları aralıklı olacak şekilde fırın tepsisine yerleştirelim. Yufkalarımızın üzerine sıvı yağ veya tercihe bağlı olarak eritilmiş tereyağı sürelim. Ardından beytimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında altı üstü kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Biz de bu arada beytinin sosunu hazırlayalım. Bunun için sos tenceresine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını alalım. Tereyağı eridikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, rendelenmiş bir büyük boy domates ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ederek karıştıralım. Sosumuzu kısık ateşte domatesler suyunu çekip kıvam alıncaya kadar yaklaşık 6-7 dakika pişirelim. Sosu dilerseniz karabiber ve pul biber ile zenginleştirebilirsiniz. Koyulaşan ve kıvam alan sosumuzu ocaktan alalım. Güzelce kızaran beytimizi fırından alarak ilk sıcaklığına çıkmasını bekleyelim. Daha sonra servis tabağına aldığımız beyti kebabımızı bulgur pilavı eşliğinde servis edelim. Hatta yanına tavada kızarttığımız çeri domates ve yeşil biber de çok yakışacaktır. Dilerseniz beytilerinizi fırında pişirme sırasında domatesi ve biberi de o şekilde kızartarak sunabilirsiniz. Hazırladığımız sosu beytilerin üzerine gezdirelim. Dilerseniz üzerine çırpılmış yoğurt gezdirip sosu onun üzerine de dökebilirsiniz veya yanında yoğurtla servis edebilirsiniz. Son olarak üzerine isteğe bağlı olarak kıyılmış maydanoz serperek servis edelim. Beyti kebabımızı deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Ekonomik bir şekilde evinizde aileniz ve arkadaşlarınızla sofralarınızı ziyafete dönüştürmek isterseniz bu beyti kebabını mutlaka deneyin. Sizin için daha önceden hazırladığım farklı bir beyti tarifini yine videonun sonuna ekliyor olacağım. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı tariflere ulaşabilirsiniz.
Eğer tarifi denerseniz Instagram'dan Efis Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca henüz kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamanızı tavsiye ederim. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.